Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bir gün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de görmüş olduğunuz kotlu tırımızla birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle bu kotlu tırı hazırlayan Meten kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yine güzel tırlardan bir tanesi olmuş. Bu tırımız DLC'siz arkadaşlar. Benden bir süredir yine DLC'siz tır paylaşımı istiyordunuz. Sizler için de yine Meten kardeşim böyle güzel bir save hazırladı. Sizlerle de bu tırı yine paylaşacağız. Açıklama kısmında vermiş olduğum Discord adresimden gelip lobi kısmında oynam kayıt yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Daha sonrasında save paylaşım odasından bu save'e yine ulaşabileceksiniz. Gördüğünüz gibi tırımız bu şekilde. Yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım. Bugün fazla bilinmedik değil, çok fazla bilinen Duisburg-Calais yolunda gidip geleceğiz. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak, ben de çok merak ediyorum. Umarım keyif alırsınız. Yine videomuzda konuşacak birkaç şeyimiz olur. Yolculuk boyunca yine aklıma gelecek şeyler illaki olacaktır. Fakat öncelikle bu Duisburg'un yoğun trafiğinden çıkmak zorundayız. Bakalım hala da o cringe bir şekilde süren arkadaşlar devam ediyor mu? Abi adam ikili doğursayla nasıl geliyor buraya, ben anlamıyorum. Bunlar yasaklanmamış mıydı ya? Neyse dur bakalım, ben şu sinyalimi vereyim. Sen geç abi. Arkasından da çıkayım bu adamın. Hafiften bir FPS drop'u var bu kısımlarda. Gayet normal. Zaten şu anda Duisburg 70 kişi falan var arkadaşlar Duisburg'da. Bayağı kalabalık. Tamamdır, yavaştan artık yolumuza çıktık diyebiliriz. Bakalım yol boyunca yine başımıza birçok olay gelir. Biz de o olayları yine konuşacağımız muhabbetlerle iyice doldururuz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi bu videoyu çekmeden önce ben Calais tarafındaydım arkadaşlar. Farklı bir save'in videosunu çekecektim. Daha sonrasında o save'in videosunu çekmekten vazgeçtim. Hani dedim ki bu save'in videosunu çekmeyeyim, benden uzun süredir DLC'si save bekliyor arkadaşlarımız dedim. O yüzden Meta'na söyledim böyle böyle, hani DLC'siz bir save ayarlar mısın diye. O da sağ olsun ayarladı. Sizler için güzel bir save sunmuş olacağız bu şekilde. Ben o save'in videosunu çekmeden önce de, yani save'in videosunu çekmeye hazırlanırken birkaç tane Türk arkadaş yanıma geldi. Chat'ten falan filan işte de hani yazdılar bayağı bir. İşte ne haber, şu bu işte ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Birazcık konuştuk arkadaşlarla falan. Yani bu tarz olaylar beni gerçekten sevindiriyor arkadaşlar. Eğer beni böyle oyunda sağda solda bir yerde görürseniz mutlaka yazın. Çünkü takipçilerimle falan böyle konuşmayı ben severim abi. İyi bir şey yani. Neticesinde ben sizi hiç tanımıyorum ama sizler beni videolarımdan bir şekilde tanıyorsunuz. Hani en azından ben de bu oynadığım oyunlar sayesinde takipçilerimi tanıyayım istiyorum. Dediğim gibi bana hani yazarsınız, konuşuruz hep beraber. Bu adam sinyalini veriyor, ben geçebilirim herhalde. Tamamdır, şöyle dönüşümüzü yapalım. Hani beni dediğim gibi sağda solda görürseniz mutlaka yazın arkadaşlar, çekinmeyin. Hani öyle çok şey bir insan değilim zaten. Yazın konuşalım yani. Benim için de yine güzel olur. O yüzden hepinizin yazmasını bekliyorum diyeyim. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada adam Ghost moddaydı da galiba. Ya da adamda şey mi var acaba? NCZ de olabilir o adamda da, ben pek sanmıyorum. Galiba Ghost moddaydı. Neyse. Sadece bu ETS anlamında değil. Mesela geçenlerde Discord'dan ve işte YouTube'dan beni tanıyan bir arkadaşımız Karik Simulator'da beni gördü. Bir önceki videomuzda falan söylemiştim zaten bu Karik Simulator'ı aldığımı. Ben de işte bir tek başıma gireyim de dedim. Hem alışırım hem de birazcık para kasmam gerekiyor. Çünkü iyi arabalar için arkadaşlar drift attıkça para kazanabiliyorsunuz. O paralarla da güzel arabalar alabiliyorsunuz. Ben de hani videolarımızda falan böyle güzel arabalarla çıkabilmek için birazcık kasılmaya çalıştım. O arada da sağ olsun bir arkadaşımız geldi işte, yazdı. O sen Berkay mısın falan filan diye böyle. Konuştuk o arkadaşımızla da. Mesela hani bu tarz şeyler benim dediğim gibi hoşuma gider. O yüzden mutlaka beni görüyorsanız yazın arkadaşlar, çekinmeyin. Bir kez daha belirttiğim gibi yani. Şu arkadaşı şöyle geçeyim de ben.
Aga yani hakikaten hala da dengesiz sürmeye devam eden insanlar var. Chat'te küfür etmeye çalışan insanlar var. Sollamayı aptal aptal yapan insanlar var. Yani bu duysu kalayısı hiçbir zaman değişmeyecek gibi arkadaşlar. Hakikaten. Bu sistem hep böyle olacak gibi duruyor. Bu neydi lan öyle? Aga sen manyak mısın ya? Winter modu kurmuş manyak gibi sürüyor. Bak bak bak. Türkiye bak. Aga böyle yapmayın. Gözünüzü seveyim. Manyak gibi sürmeyin ya. Bir de videodayız biliyor musun? Bak oradan mesela o dönüşü falan yapmak da yasak yani. Umarım banlatmazlar kardeşim. Ne diyeyim? Ya yaptığın hareketler gerçekten saçma yani. Öyle söyleyeyim bak. Şu adam senin önüne kırdı şu an. O da suçlu yani. Herkes bir suçlu şu anda yani oyunda. Neyse ben sollayacağım aga size. Yapacak bir şey yok. Çünkü onlar bana bayağı bir sıkıntı yaşatacak gibi duruyordu. O yüzden geçtim abi o arkadaşları. Bu arada Metehan tekrardan aramıza geri döndü arkadaşlar. Bir süredir save yapmıyordu. Birkaç sorundan dolayı. Bu sorunları burada tabii ki de açıklamayacağım. Ama tekrardan aramıza döndü öyle söyleyeyim. Bu arada Discord sunucumuzu falan da boostladı sağ olsun kendisi. Birkaç tane daha güzel işimiz attı da onu şey yapmayacağım, söylemeyeceğim. Çünkü özel ricası var. Bir şey demeyeceğim o konu hakkında ama hani yine beni sevindirecek güzel bir şey daha yaptı. İleride yine kendi isteğine göre onu da söylerim yani videomda. Discord'umuz falan boostlandı yani. Bu da bayağı bir güzel oldu bizim için. GIF'ler falan kullanabiliyoruz bu Discord'un logosunda falan. Bayağı iyi oldu. Orayı da yine hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Son zamanlarda her şey istediğim gibi gidiyor. Her şey düzeninde ilerliyor. Ve bu beni gerçekten çok sevindiriyor. Yani baktığınız zaman birçok şeyi bu yılın sonunda gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani yine YouTube Türkiye'de birçok şeyi iyi ki yaptık. İşte bir şekilde geliştik. Yaklaşık 3-4 aylık bir süreçte. Demilo üsteye katıldım. Yani yine iyi yerlerdeyiz şu anda. Ayrıca da işte 200. videomuza doğru da geliyoruz arkadaşlar. 200. videomuzda yılbaşı save'imizi paylaşacağız bildiğiniz gibi. Yılbaşı özel save videomuz olacak. Orada size şu anda belli bir sayı yok ama çalışması devam eden bir projemiz var yılbaşı save ile alakalı. Şu anda 10 tane falan tır hazır durumda arkadaşlar. Hala da geriye kalan 4 günde arkadaşlarımız tır eklemeye devam ediyorlar. Artık kaç tane tır çıkartabilirsek bu süreçte sizlere o tırları sunacağız. Tam yılbaşı döneminde hani bir sınav haftası falan da gelince arkadaşlarımıza fazla yüklenmiyorum. Hani 10 tır bile olsa yine sizlere sunacağız. Arkadaşlarıma da hani save ekibindeki arkadaşlarıma da buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için emek veriyorlar sınav haftalarında. Ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan da kendilerine selam olsun abi. Gerçekten benim için baya büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Zorunda olmadıkları bir şey için bu kadar uğraşmaları da beni mutlu ediyor. Ben bu arada bu arkadaşları sollayacağım. Karşıda adam gelirse yavaşlarız. Çünkü ben bekleyemem arkadaşlar. Ben de sabır denen bir şey yok bu anlamda. Bekleyemem aga. Sollayacağım ki rahat rahat gideceğim ben. Bu yolların tadı öyle çıkıyor çünkü. Hazır Duisburg Kalesi'de de karlı bir havada gidiyoruz. 40 yılın başı şöyle. İyi bir şekilde gidelim yani. Hala da ama mallıklar devam ediyor. Yani özellikle bizim Türkler anlamında mallıklarımız devam ediyor. Bu da beni üzüyor açıkçası. Yani Türkler niye bu kadar kötü sürüyor? Gerçekten düşününce insan bayağı bir üzülüyor. Saçma geliyor yani. Bu arada ben de uzun süre sonra Duysur Kalesi'ne ilk kez geliyorum. Bu birkaç tane arkadaşın isminin yanında Winter Mode falan diye böyle kırmızı yazılar falan görüyorum. Bunları yazmayın arkadaşlar. Çünkü niye diyeceksiniz? Winter Mode yazmanız sadece önünüzdeki ve arkanızdaki adamın size karşı daha dikkatli olmasını sağlar. Ama bu winter modda olmanız demek sizin kaza yaptığınızda ban yemeyeceğiniz anlamına gelmez arkadaşlar. Winter mod her şeyi
kabullendiğiniz, her şeyi üstlendiğiniz moddur. Bunu bir kez daha buradan belirteyim. Yani sakın ola ki ha ben winter mod kullanıyordum, o yüzden kaydım, kaza yaptım gibi hani şeyleri kabul etmeyeceklerdir. Bunu bir kez daha ben buradan belirteyim arkadaşlarımıza ki birazcık daha bilinçlensinler. Orada hafiften bir trafik var gibi bu arada. Haritadan şu anda gözüküyor. Kaza olmuş olabilir. İyi, bir şey yokmuş şu anlık. Evet, orada bir duraksama var ama hayırlısı, dur bakalım. Kenara mı çekmiş onlar? Karşıdan gelen olmasaydı sollamaya çıkardım ya. Bak, burada mesela Winter Mode yazmış. Yani gördüğüm birçok kişi Winter Mode yazmış ya. Ha, şunu da soran arkadaşlar olmuştu. Onu da hemen bir açıklayalım isterseniz. Bu yılbaşı sayı projesinde hangi türde tırlar olacak diye soran arkadaşlarımız vardı. Biz bildiğiniz gibi bir her markadan bir save olayında DLC'siz tırlar hazırlamıştık. Bu kez de şöyle bir şey yaptık. Hem DLC'li hem de DLC'siz tırlar şu anda hazırlanıyor o save için. DLC'li tırları DLC'siz arkadaşlar yine oynayabilecekler ama DLC'li parçaları göremeyecekler. Onu belirteyim. Yani çift odaklı yaptığımız bir save projesi olacak bu. Haberiniz olsun yani. İki tarafı da mutlu etmek adına iyi bir iş çıkartacağımızı düşünüyorum. Umarım sizin de hani hoşunuza gidecektir bu proje. Zaten videoyu bir aksilik çıkmazsa yine save ekibimizle çekmeye çalışacağım. Tayfa Team'den arkadaşlarımız falan da olacak. Çok güzel olacak yani. Beklemede kalın arkadaşlar. Bayağı iyi olacak. Bu arada komple Duisburg Kalesi yapmayacağım arkadaşlar. Bu kale ise giderken yolun ayrımındaki yerden doğru gideceğiz. Brüksel'e doğru. Şey yapmayacağım yani, uzatmayacağım. Çünkü yollar bayağı bir yavaş ilerliyor ve hani 25-30 dakikalık video çıkartmak istemiyorum size. Çünkü sıkıyor sizi de anlayabiliyorum yani. Bir insanın bana 30 dakikasını vermesi demek hayatından belli bir zamanı gitmesi demek yani. O yüzden hani çok sevecek ki sana o zamanı verecek. Ben burada sollamaya çıkar mıyım? Çıkamam. Niye çıkamam? Çünkü karşısına adam geliyor. Tam gaza basıyorum, hep böyle oluyor ya. Yani hepinize oluyordur bu olay. Gerçekten kötü. Bu arada birazcık hız keseyim de bu öndekinde lag var ya. Arkadan biraz gazımızı alırız hem. Aha, karşıdan gelenler olmasa ne güzel sollanacak yol. Aga, bizim öndeki damperli de nasıl sürüyorsa adamların önlerine kırıyordu. İşte bak, 150 olsa basıp şu aradan geçerdim abi ya. Mis gibi olurdu var ya. Ha, burada nasıl bir kaza yaşanmış lan? Ne oluyor oğlum orada? Aga, ne oldu size? Allah Allah. Neyse, ben geçeyim şuradan. Ya bizim öndeki adam da ayrım mı aldı yani? Orada niye o adam vurduysa? Arkadaşlar, bu arada artık hani böyle Duisburg Kalesi'nde falan sürerken iyice dikkatli olun. Çünkü artık herkes iyice bilinçlenmiş durumda. Çok kötü bir kalitesi olsa bile herkes şu anda kayıtlı arkadaşlar. Video kaydı alıyor. Bu yüzden hani dikkatli bir şekilde sürüşlerinizi yapın ki başınıza bir sıkıntı gelmesin. Çünkü paranıza yazık yani, oynuyorsunuz, bu oyuna emek veriyorsunuz, keyif almak için oynuyorsunuz. Hani keyfinizden olursunuz, öyle söyleyeyim. Boşuna böyle hani tehlikeli şeyler yapmayın. Hani gerçekten belli bir süre sonra sıkılmış olabilirsiniz. Ban yesem de bir şey olmaz diye bakarsınız ama ban yedikten sonra çok pişman olabilirsiniz yani. Ben niye böyle gereksiz bir hareket yaptım diyebilirsiniz. O yüzden
Hani böyle şeyler diyebileceğiniz bir işi yapmayın derim ben size. Buradan da kamu spotu tarzında bir konuşma yapmış olayım. Bir saniye lan, şu bizim önümüzdeki adam DAF'a şey mi koymuş? Renault'un kaplamasını mı koymuş? Onu koymuşsa yakışmış ya. Dur bakayım. Ulan adamın yanına çıkmayı çok isterdim ya. İnşallah bir yerde dururuz. Abi galiba o DAF ya. Dur bakalım, anlayacağız şimdi. Zaten ismine de DAF koymuş ama bayağı bir yakışmış yani, eğer DAF'sa o. Save ekibine de önerebilirim bu olayı yani. Çok güzel çünkü. Böyle boya paketleri yakışıyor bu tarz tırlara. Aynen abi, Dafo. Güzel güzel. Dafo adam Renault'un boya paketini koymuş. Yakışmış da yani, gayet iyi. Bunu bizim ekibe söyleyeyim, onlar da yapsınlar. Sizler de faydalanırsınız. Şöyle göstereyim hemen. Bayağı iyi lan adam, çok güzel hazırlamış hatırı. Baya baya güzel. Ama ban sebebi olabilir abi. Bunu bizim ekibe de sorayım. Baya iyi yapmış. Belki de aynısını yaptırırız yani. Çok temiz bir tır olmuş. Bakalım. Ban sebebi falan değilse yaptırırım belki arkadaşlar sizin için. Arkaya da Schwarzmüller'i koymuş abi, kırmızı siyah falan uyusun diye. Çok da güzel olmuş ya. Valla uyumlu yani. Lan bu arada şimdi aklıma geldi. Var ya, benim şimdi bu videoyu bitirdikten sonra bir ton işim var. Şimdi ne yapacağımı size söyleyeyim. Bak. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bu videoyu editleyeceğiz. Bu videoyu editlenirken ben gideceğim abicim. Şey olayını yapacağım. Benim ödevim var şimdi biliyor musunuz? Onu yapacağım. Ondan sonra video editlendikten sonra yüklemeye falan alacağım. Uf, çok işimiz var ya. O kaza olacak lan. Ha. Allah. Yazık oldu adama ya. O kadar da güzel tır hazırlamıştı. Bu ne oğlum? Oha. Trafiğe bak. Anasını satayım. Burayı var ya, biz 30 senede geçemeyiz ya. Boku yedik ya. Beyler. Beyler niye böyle buralar ya? Oh, biz uzatmayalım. Dedikçe uzuyor yol. Bir sıfır kamerasından bakalım neymiş. Yüksek ihtimalle ileride falan bir kaza var. Klasik. Duisburg kalayız. Göstermek için buraları tabii ki de kesmeyeceğim. İlerleteceğim abi. Görün yani. Neyin ne olduğunu görün. Hakikaten şunu da duyuyordum. Gerçekten de doğruymuş. Birçok arkadaşımız yazıyordu hani, kar modu geldikten sonra herkes birbirine vuruyor ve hiçbir şey olmuyor falan tarzında yorumlar geliyordu. Hakikaten öyleymiş abi. Yani çok boktan bir ortam var şu anda. Umarım zamanla düzelir yani, umarım. Yaklaşık bir ay iki ay boyunca falan bu çünkü böyle olacak. Allah yardımcımız olsun abi. Özellikle de bu yolda sürekli gidip gelen arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Dikkatli sürün diyorum dediğim gibi. Mutlaka bir kayıt programında kayıt alın yani. Ben bunu zaten eskiden çekmiş olduğum bir videoda söylemiştim. Eskiden ETS2 multipleri yeni alan arkadaşlar için bir video çekmiştim. Hani yapabilecekleri şeylere dair. Buradan da bir kez daha belirteyim. Hani kalitesi en düşük olsa bile arkadaşlar, kastırmayacak bir programla mutlaka video kayda alın. Çünkü bir kaza bir şey olduğu zaman siz haklıysanız bile adminlere kanıtlamaya çalıştığınız zaman bir sıkıntı oluyor yani. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka yapın yani dediklerimi. Ya bu arada dün akşam, bugün günlerden bu arada Perşembe, onu söyleyeyim. Dün akşam şeye, bizim Discord sunucusuna 3 tane admin geldi. Trackers MP'den. Sağ olsun Nasrullah çağırdı. Eren de yardımcı oldu. 3 tane falan admin geldi yani. Onlar da sağ olsunlar işlerimizi kolaylaştıracaklar. Hani ban sebebi olan bir şey olduğu zaman daha hızlı bir şekilde ulaşacağız onlara. Böyle bir ortam olması bizim için de yararlı oldu. Umarım bir şekilde oradan da yürüyeceğiz yani.
Hakikaten DLC'siz bir tır için bence gayet iyi arkadaşlar. Yani bunu kullanabilirsiniz. Tankeri falan da var arkasında. Yakışır yani. Tankeri zaten farklı bir tır hazırlayıp onun üzerine de takabilirsiniz arkadaşlar. Hani sadece Renault'u kullanmak değil, farklı bir tıra da ayarlayabiliyorsunuz. Kullanın yani. Gayet iyi bir save. Dediğim gibi açıklama kısmında size vermiş olduğum Discord adresinden bu save'i paylaşacağım. Metehan'a da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Buradan döndüm. Çünkü bayağı bir uzayacak yol bu kez. Birazcık basalım bakalım. Burası Brüksel'e gidiyordu galiba veya otopark gibi bir yere gidiyordu. Bakalım şimdi anlayacağız. Birazcık gidelim anlarım zaten. Ha, otoparka gidiyormuş, gayet iyi. Çok iyi değil mi ya görüntü? Vallahi 10 numara 5 yıldız. Yavaştan da bitiş noktamıza geldik zaten. Hadi bakalım şurada bir yerde kenara çekeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Benim için yine güzel bir video oldu. Hani Duisburg Kalais'teki son durumları özellikle öğrenmem için çok güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Save'i dediğim gibi açıklama kısmında vermiş olduğum Discord'dan paylaşacağım. Hepiniz gelebilirsiniz Discord'umuza. Gayet iyi bir ortam oluşturuyoruz. 950 kişi şu anda. Sizlerin yardımıyla 1000'e tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Bu yolda da hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Meta'na bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık Burhan. Umarım sizlerin de beğendiği bir tır olmuştur. Bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator'lık kodlu tır videosu için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Tayfa Production.